Civ Cetesi'nin herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir de PES 15, PES Extreme 15 ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz en sonki bölümden hatırlayacağım üzere Galatasaray'dı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeyiz. İki Türk takımı karşı karşıya. İllaki biri yarı finale yükselecek ve bu Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Bakalım hangisi yarı finale yükselecek. Hemen şöyle maça git diyelim arkadaşlar. Ve girelim. Bakıyoruz. Bugün Emre ve Gökhan olmayacak takımda. Diego Ribas. Hakan neredeysin? Ribas öne çıkar. Hakan biraz daha geride kalsın. İyi. İyi dedik de. Yani Gökhan Gönül yok. Gökhan Gönül yok. Bu çok üzücü bir haber. Olsun, Gökhan Gönülsüz de yenebiliriz. Galatasaray'la hem ligde şampiyonluk için karşılaşıyor bu iki takım, hem de Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Champions Lig'de yarı final mücadelesi. Evet, sevgili futbol severler. Türk Telekom Arena'dayız arkadaşlar. Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Ali Kerim Öner hocamızla birlikte maçın anlatımında sizlerle olacağız. Ben Hasan Mustan, tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Merhabalar. Oh, şimdi bakalım. Neler olacak? İki takım da birbirine çok çok iyi tanıyor. Gerçekten çok çok iyi tanıyan iki takım. Faul var hocam. Bir zamanlar dünyanın en büyük derbisi olarak da sayılıyordu Fenerbahçe Galatasaray maçı. Artık eski coşkusunu yakalayabileceğini düşünmüyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyor bu iki takım. Ligde birçok kez karşılaştılar bu iki takım ama genel olarak ne diyecektim unuttum yine. Genel olarak başladım, bir şey diyecektim ama unuttum. Vallahi unuttum. Neyse, maça geçelim direkt. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyorlar ve kazanan yarı finale gidecek. Kesin olarak bir Türk takımı yarı finalde olacak. O yüzden yani biz de kazansak, onlar da kazansa hiç fark etmez. Top kazandık. İlla Türkiye yarı final görecek. Bu sene Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görecek. İki takım da buraya gelmek için çok çabaladılar. Fazlasıyla hak ettiler. Buruma'ya enfes bir top. Buruma çalım. Egemen be. Egemen enfes bir müdahale yaptı. Şimdi maça tamamıyla konsantre olabiliriz arkadaşlar. Diego Ribas. Emenike. Aradan enfes düşündü. Alper tekte ortaladı. Muslera yumrukladı. Caner sarlakta o kadar sert vurdu. Kaleciden seken topu Emenike tamamlamak istedi ama offside. Muslera en direkt vuruş kullanıyor offside'dan doğan. Mehmet Topal. Mehmet çalımını attı ama Snyder önüne çıktı. Snyder, Burak. Burak. Snyder şu an sahada en deneyimli oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu şu an sahadakilerden. Penaltı yok mu? Gol olsa jenerikleri süsleyecek. Şurada Şecun'un hareketine bakın arkadaşlar. Penaltı yok. Sayın Sergen Yalçın, az önce izlediğiniz pozisyonda ne düşünüyorsunuz? Yani penaltı veya penaltı varsa bir sarı veya kırmızı kart gerekli midir? Sizin pozisyona düşünceniz nelerdir? Kırmızı kart, penaltı. Yani gördünüz şu pozisyona penaltı vermederken. Topun gerisinde. Ulan Dwight rakip Türk takımı. Gelişine kafa. Mehmet Topal be. 1-0 oldu deplasmanda. Mehmet Topal. Al işte, Allah gösterdi hakkını. Yani ikimiz de Türk takım olduğumuz için kimin çıktığı hiç önemli değil arkadaşlar. Gerçekten bunu içten söylüyorum. Ama tabii ki bizim çıkmamız daha iyi olur. Çünkü biz kendimiziz yani. Biz biziz. Öyle yani, biz biziz. Biz kendimiziz. Savunmanın arkasına bir pas.
ardından Caner odasına daha moralli gidecek. Caner uzaklaştırdı. Ağırlayan şey Joe. Sol. Musa sol. Sol. Sol çalımlar. Sabri. Bir saniye arkadaşlar, devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zil çaldı da. Ona bakıp geldim hemen. Offside. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Ulan hakem niye kaldırdı bayrağı? Offside. Offside yok. Oğlum hakem niye kaldırdı bayrağı o zaman? Offside yoksa. Buruma. Dışı. Offside mı? İlk yarının bittiğini şarkıdan düdük geldi. Ne düdük çaldığını anlamadık ama maç ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda Fenerbahçe Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 önde. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Ribas. Ribas aradan yolluyor, geçmedi. Tekrar dokundu Ribas. Teles. Teles. Snyder. Snyder. Snyder'den Burak. Teles. Alex Teles. Bruma. Bruma çalımı attı. Bruma gidiyor. Bruma'dan Burak Yılmaz'a. Burak çevirdi. Snyder'in vuruşu savunmaya çarptı. Savunmada Caner'e çarptı ve Volkan top kontrol etti. Emenike Hakan'ı bıraktı. Hızlı çıkma şansı Fenerbahçe adına. Musa Sol. Sol. Hakan'a gelmedi tekrar. Teles. Selçuk. Ulan bu sefer de telefon çaldı. Vurayım. Bir saniye arkadaşlar, yine devam edeceğiz. Hay kim arıyorsa. Eve saldırı düzenleyecekler. Bir oradan bir buradan. Hem kapıdan hem bacadan hem telefondan. Her yerden eve saldırıyorlar. Tam zamanında. Fenerbahçe. Hakan. Şöyle şu kulaklığı da hemen takayım derken düşürdüm. Evet. Diğerlerini düşürdüm. Çift kulaklıkla yaptığımı biliyorsunuz zaten önceden de. Aynen. Şimdi taktım. Artık yani gelmesin kimse. Bak gelini bıçaklarım. Gelini bıçaklarım. Oha penaltı. Öküz niye alıyorsun topu? Penaltıyı lan niye alıyorsun topu? Getirmedi. Kaleci savunmaya kızıyor. O adama nasıl şut attırırsınız der gibi hali. Dakika 65 oldu. Canlandıran bir pozisyondu. Yine çok yaklaştı gole. 65. dakika Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında 1-0 önde. Sabri kontrol etti, bıraktı. Şecu Bruma'ya doğru. Savunmada Mehmet Topuz vurdu kafayı. Alper giremedi araya. Teles. Taç atışı yapılacak. Taç Galatasaray'ın. Selçuk. Selçuk. Sabri. Şecu. Emenike dokunamıyor. Emenike orada topu alamadı. Semih. Cemaili. Cemaili. Mehmet. Mehmet. Mehmet bırakamıyor pasını. Şimdi Burak. Egemen. Egemen Emenike'ye doğru. Emanuel Emenike. Arkada Alper. Alper hemen ortaya açtı. Sova doğru. Sol. Top onu geçti. Hamit. Hamit hızlı geçti. Snyder. Hakan müdahaleyi yaptı. Top kazandı Fenerbahçe. Hakan aradan Emenike. Emenike vurdu Muslera. Emanuel Emenike de ikinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe'ye. Sol ilk yarıda da aynı bölgeden ortaladığı topta Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla golü bulmuştu Fenerbahçe. Yine Mehmet vurdu bu kez Muslera. Bu kez Muslera. Tekrar Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor. Sol ortaya açtı Muslera. Muslera yumrukladı topu. Yektaylı şimdi hızlı çıkıyor. Galatasaray gol için geliyorlar ama Rafael Varan araya girdi. Alper'den pas kötü. Yekta.
azaldı. Allah. Teles. Teles gidiyor. Teles. Rafael Varane. Varane bekliyor. Artık süre doldu. Şimdi vurabiliriz derken hakem bitirdi. Rafael Varane maçı bitiriyor. Maçı son dakikalarını Varane harcadı. Galatasaray 0, Fenerbahçe 1. Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek çok büyük bir avantaj elde etti yarı final için. Barcelona City'yi 1-0 mağlup etmiş. Real Madrid Chelsea 1-1 beraber kalmış. Atletico Madrid yener dedim ama Napoli 1-0 almış, helal olsun. Deplasmanda galip gelen tek biziz. Görüşme günlerini niye koymuşlar ki ya? Ne yapıyoruz ki burada? Oyuncu geliyor mu? Gelmiyor. Gelsin hadi Lacazette. Öyle değil mi yani? Madem koydunuz bir işe yarasın. Yine Galatasaray'la maçımız var arkadaşlar. Bu kez içerideyiz. Galatasaray deplasmanda bu kez. Fenerbahçe'nin sahası Şükrü Saraçoğlu'nda. Çeyrek final mücadelesi. Türkiye'nin en büyük iki takımı karşı karşıya. Bakalım neler olacak. Tek değişiklik yaptım kadromda. Ve bu şekilde de maçımıza başlayabiliriz arkadaşlar. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanmanın avantajıyla sahada olacağız. Keşke biraz defansif oynasaydık. Ama her maça nasıl çıkıyorsak bu maça da aynı şekilde çıktık. Şükrü Saraçoğlu'na Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk ediyor. Aktarmaya çalışacağız. Az sonra hakemin ilk düdüğüyle ilk heyecan başlıyor. Merhabalar. Caner. Caner bıraktı. Diego Rivas. Rivas. Aradan müthiş top. Sol. Sol çevirdi. Ama Sabri'de kaldı top. Emre. Aradan bırakıyor. Emenike. Pasını aktaramadı. Selçuk. Aradan Burak Yılmaz. Burak enfes bir top attı. Buruma yetişebilecek mi? Gökhan Gönül orada. Gökhan orada. Buruma dokundu. Taç Fenerbahçe'nin. Mehmet Topal. Mehmet. Mehmet. Bıraktı. Diego Rivas. Rivas. Emanuel Emenike. Aradan Alper'e verdi. Alper sıyrılamadı Semih'ten. Selçuk. Buruma. Buruma. Buruma etkili geliyor Galatasaray. Rafael Varane orada. Faul verdi ya. Bu kadar olmaz hocam. Bu kadar olmaz yani. Wesley Sneijder çok etkili oralardan çakar. Sneijder kötü vurdu. Kötü vurdu bu kez Sneijder. Etkili mi etkili ama. Aa, gol yedim. Gol yiyeceğim. Oh be, top bizde kaldı. Diego Rivas. Rivas. Aradan. Emenike'ye. Emenike. İçeriye doğru. Sol vur şu topa. Sol vuramadı. Fenerbahçe henüz net bir gol pozisyonu. Buruma önü bomboş. Buruma önü harbiden bomboş. Buruma içeriye bırakıyor. Ve Volkan Demirel. Volkan kontrol etti. Emre Belezoğlu. Emre. Emre. Emenike hareketlendi. Önceden sezdi tehlikeyi ve büyümeden araya girdi. Sabri araya girdi. Hamit. Burak Yılmaz. Faul yaptık. Müdahalesi sonrasında karar faul. Varane faul yaptı. Selçuk ne yapıyor lan, nasıl gelişiyor? Sanki kaleye vuracak. Diego Rivas. Alper. Alper. Alper geliyor topla birlikte. Bıraktı Gökhan'a. Gökhan'dan Emenike'ye. Emanuel Emenike geri çıkarttı. Gökhan. Gökhan. Orta olmadı. Mehmet. Emenike. Diego Rivas. Rivas arkaya. Sol. Çekemedi topu. Buruma. Buruma. Gökhan Gönül de geldi baskıya.
Buruma sıyrılma çabasında. Buruma geri döndü. Cemaili. Mehmet Topal. Mehmet. Aradan Emelike. Emelike gol pozisyonunda. Emelike. Emelike çekti. Bırakıyor geriye. Yine düştü bunlar. Oğlum küçük kulaklıklardan ne çekiyorum ya. Vallahi. Sok şunları. Bak yine düşersen öldürürüm. Tamam. Snyder. Burak. Gökhan. Egemen. Egemen bıraktı. Emre. Emre Belezoğlu. Emre yarı sahayı geçti. Aradan yuvarladı. Sabri kademede yine. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. İlk yarı skoru. İkinci devre başladı. Semih. Selçuk. Selçuk. Hamit. Hamit aradan yuvarladı. Burak. Burak. Burak gol pozisyonunda. Volkan. Uzaklaştırın onu. Gol yedik. Aa atamadı. Şut gol getirmedi. Kendisi de inanamıyor bu şutun nasıl gol olmadığına. %100'lük bir pozisyon kaçırdı Galatasaray. Gerçekten çok yaklaştılar bu kez. 52. dakika. Galatasaray deplasmanda. Konuşamadım yine. Cümleyi kuramadım ya. Fenerbahçe Galatasaray maçı hala 0-0 sonuç 0-0 devam ediyor. Yani 0-0 devam ederse Fenerbahçe tur atlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe golü bulana kadar kendileri de rahat değil. Sol. Musa. Sol ne yaptın lan? Niye hızlanmadın? Semih çok klas yönlerdi. Mehmet. Mehmet bıraktı. Olmadı. Egemen. Egemen korkmaz. Egemen. Aradan yuvarlıyor. Geçmedi. Sabri. Selçuk. Hamit. Hamit. Musa Sol. 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 Musa Sol. Sol. Alper. Alper. Alper bırakıyor Emelike. Niye çıkıyorsun? Ya altı pastan çıkmayacaktın işte. Orada bekleyecektin. Oraya bırakmıştım. Emre. Sol. Arkada yine Alper var. Alper topu kaptırdı. Şimdi bir kontra atak şansı Galatasaray adına. Buruma'dan enfes pas. Buruma'dan enfes pas. Burak. Burak. Egemen be. Gladyatörün müdahalesi. Emre Belezoğlu. Emre. Top bir o kalede bir bu kalede. Emre. Aradan Emelike doğru. Aurelien Şecu araya girdi. Cemaili. Semih. Buruma. Buruma. Cemaili. Cemaili ileri yolladı. En uçta Burak var. Volkan tehlikeyi sezdi ve topu ileri yolladı. Havadan bir pas attı. Şecu ileri yolladı. Top taça gitti. Caner. Musa Sol. 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 Caner Erkin. Caner. Savunma dokundu. Taç. Caner. Sol pasını aktardı ama olmuyor. Musa Sol. Sol. Musa. Musa Sol çok güzel sıyrıldı. Sol vur artık. Emelike. Emelike gol olsun. Emelike vuruşunu yaptı. Top Semih'ten sekti. Kornere gitti. Artık uzatma dakikalarında sonuna geldik. Fenerbahçe turu atlamak üzere. Sol korneri kullanıyor. Mustera yumrukladı.
Tekrar Sow'a geldi. Musa Sow. Omuz omuza mücadele. Diego Ribas. Ribas vur artık, biri vursun şu topa. Buruma atağı çıkarmadı. Hakem maçı bitirdi. Fenerbahçe tur atlıyor. Fenerbahçe yarı finale yükseliyor Galatasaray karşısında. Maç sonucu Galatasaray 0, Fenerbahçe 0. Ama ilk maçı Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandığı için yükselen taraf oluyor yarı finale. Sabri Sarıoğlu maçın yıldızı, maçın oyuncusu seçilmiş 7.5 puan ortalamasıyla. Bizimle birlikte çıkanlar: Real Madrid çıkmış, Barcelona çıkmış, Napoli çıkmış. İnşallah Napoli gelir. Hadi açalım elleri, dua edelim. Napoli gelsin. Hadi bakalım kura'dan kim çıkacak? İnşallah Napoli gelir. Hadi. 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 Ve Allah be, Real Madrid geldi. Kasımpaşa maçında oynadığımız gibi oynarsak Real Madrid'i yeneriz. Hala o konuda ciddiyim ben. Yetenek karşısına da bakalım. Kimleri almış? Kimse yok. Denis Suarez var orada. Bir onu gör. Ömer Ali Şahinleri de almış. Sonraki maç Başakşehir'le çok tehlikeli bir maç. Başakşehir ligin iyi takımlarından bir tanesi. Maç günü 29 oldu artık. Son 5 maç. Bir esnedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Of, belim ağrımış ya. Vallahi yaklaşık 4,5 saattir ben video çekiyorum burada. Aynı koltukta oturup aynı hareketleri yapmaktan ağzım da yoruldu, oturduğum organım da yoruldu, sırtım da yoruldu vallahi. Her yerim yoruldu. Ağrıyor her yerim. Şimdi Başakşehir maçında maçı atlatmak isterdim ama olmuyor. Bakalım. Kadroda değişiklik sadece Diego Ribas. Hakan da yerleştirsin, bu kadar. Hemen maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz Başakşehir. Takımımız Fenerbahçe. İstanbul Başakşehir. Kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Fenerbahçe. Evet, ben Hasan Mustan ve yanımda değerli üstad Ali Kerim Öner yer alıyor. Maçın anlatımında sizlerle olacağız. Herkese merhaba. Mahmut. Maça başlayan taraf ev sahibi Başakşehir. Yalçın, Emenike, Musa Sow. Sow arkadan Rızvan geldi, top aldı. Edin Vişa. Caner faul yaptı. Şimdi arkadaşlar, biz bu maçı kazanınca Galatasaray puan kaybetsin. Zaten biz daha Galatasaray'la maç yapacağız. Değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Galatasaray'la maç yaparken de yeneriz yani, o şey, o havayla yenmeliyiz. Yenmek zorundayız. Şampiyonluk için yeneceğiz. Bu yüzden de Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım. Biz zaten yeneriz. Bizden başka bir maçta daha puan kaybetmesi lazım Galatasaray'ın. Yani İkimiz arasında geçecek gibi duruyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçecek gibi duruyor. Son 4 haftada şampiyonluk mücadelesi ikimiz arasında geçecek gibi duruyor. İnşallah kazanan biz oluruz şampiyonluğu. Emenike. Emenike topu kazandı. Emenike. Emenike penaltı. Vermedi. Vermedi ya. Boşver, pozisyon tekrarı gerek yok da, vermedi ya. Net penaltı arkadaşlar. Nedir bu hakem hatalarından çektiklerimiz? Diego bıraktı Emenike'ye. Emenike vuruşunu yaptı ama korner. Şut gol getirmedi. Kaleci savunmaya kızıyor. O adama nasıl şut attırırsınız der gibi hali. Sow topun gerisinde. Musa Sow ortaya açtı. Bomboş Mehmet. Son anda savunma araya girdi. Jeremy Perve çalımını attı. Perve gidiyor. Perve. Oo, rakibin onuruyla oynadı adeta. Caner son anda müdahale yaptı. Sow dokundu. Lan ne yapıyorsun ya? Oğlum bu tarafa doğru bak. Öne doğru ben o götürüyorum şeyi.
Caner. Caner oradan sıyrıldı. Caner. Caner. Emenike kaçıyor. Ulan ayağına çarptı öküzün. Bu kadar mı salaklık olur? Ayağına çarptı. İnsan topun üstünden atlar. İstemesem atlar ama. İsteyince atlamıyor. Egemen. Bıraktı Emre'ye. Emre. Kurdu oyunu Diego'yla. Diego'dan pas Mehmet. Alper. Emenike. Emenike sokuldu. Şut açısı ama savunma izin vermedi. Rizvan. Oyna tek. Nereye attın ya? Emenike kazandı topu. Diego Ribas. Ribas. Alper. Arkada Gökhan var. Onu oynadı. Gökhan. Ne golü lan? Manyak, oradan golü mü vardı Gökhan'ın? Bir de çok golü var diyor. Aldık. Vallahi aldım. Çevirdim. Aa, niye biraz öne atmıyorum Mehmet? Top çizgiyi geçti ve taç. Emre. Emre. Emre Belezoğlu. Emre aradan bıraktı. Offside verdi ya. Düdük var be. Karar offside. İzleyelim arkadaşlar bakalım. Offside miymiş? Yine bir ayak ama diğerinin de dışarıda be ya. Bitti artık maç. File bekçisinden uzun bir pas. İlk yarı bitti. Mücadelenin birinci devresi sona erdi. İkinci yarı bakalım neler olacak. Kötü oynadık. Bir sirkinmemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten yani kötü oynadık bu maçta da. Diego. Diego. Diego bıraktı Emenike. Emenike sıyrıl şundan. Pozisyonu harcadılar. Vizca. Edin Vişa. Mahmut. Mahmut. Ferhat. Ferhat. Ferhat Öztorun. Vurdu omuzu düşürdü ama hakem devam ettirdi. Oley. Mehmet. Avantaja bırakmıştı hakem. Alper. 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 Emenike hareketlendi. Emenike'nin önüne doğru. Hadi Emenike. Yalçın araya girdi. Çıksın artık şu gol sesi ama Fenerbahçe'den. Emenike kazandı be. Hadi Emenike. Hadi. Çok güzel sarıldık. Gol olsun bu. Gol! Alper Patuk. Alper attı. Alper attı gol be. Oh. Kalbim çıkıyordu lan. Vallahi kalbim çıkıyordu arkadaşlar. Gollerimi de atarım, kral da olurum diyor. Gol krallığının en güçlü adayı. Kim lan, Alper mi? Mayek, Emenike. Gol krallığının adayı. Mahmut. Sezer. Perbe. Perbe. Perbe bıraktı. Gökhan Gönül uzaklaştırdı. Mahmut Tekdemir. Ferhat. Ferhat. Sezer. Sezer'le gole yaklaştılar. Ama Egemen araya girdi. Egemen araya girdi. Egemen çıkardı hata Fenerbahçe'yi. Alper. Çok kötü pas. Alper ne yaptın sen? Ferhat. Ferhat. Alper kazandı. Alper kazandı. Emenike'ye doğru. Yalçın. Emenike. Aa, faul dedi. Vallahi faul verdi. Şuna bak. Aa, dokunmuş. Pardon arkadaşlar, faulmuş. 74. dakika. Mossor oyuna girdi. O da çok etkili bir isim. Başakşehir'in etkili atak oyuncularından. Kimse alamadı topu ayağından. Mehmet kanatta Alper'e bıraktı. Alper sıyrıldı. Orta Emenike'ye doğru. Emre şut pozisyonunda. Emre vurdu. Arkadaşlar şeye, kim, Tottenham mıydı? Yanılmıyorsam Tottenham'da ama yanılıyorum muhtemelen. Juventus. Juventus attığımız golün aynısını ters kanattan atabilirdik. Ters tarafa atabilirdik. Vurdu, gol oldu. Gol oldu. Mehmet topu al. Uçan kafa Mehmet'ten.
Fenerbahçe 2-0'la artık galibiyete çok yakın. İşte Musa Sow çok klas bir orta. Mehmet gerçekten harika bir kafa vurmuş arkadaşlar. Yani topun gelişinden gol olacağını anlamıştım. Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde. Belki bu da 10 gol arasına girer mi bilmiyorum ama yani unutulmaz goller falan yaparsak girebilir. Aa 3 oldu. Bir anda 3 oldu. Yine Mehmet Topal. Yine Mehmet Topal. 3-0. 3-0. 3-0. Fenerbahçe 3 yaptı. Deplasmanda 3-0 oldu. Gökhan aradan geçiremedi. Geçirse 4 olacak. Daha bir müzik bitmeden, bir sevinç yaşanmadan ikincisi geldi. Mehmet Topal yine aynı kişi, aynı adam ve kendisinin iki takımının üçüncü golü. Diego Ribas. Ribas arkada Alper var ama geçirmediler topu. Fenerbahçe hala gol için uğraşıyor. Allah yedik bu sefer. Geçerse egemeni yedik. Yani belli zaten. Mostor attı. Oradan yiyeceğimiz belliydi arkadaşlar. Vurayım bir tane. Gerçekten kapanacak gibi değildi ama müthiş bir geri dönüş macerası izliyor olabiliriz. Fark 2'ye düştü. Nasıl kapansın lan? 90+5 oldu. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanından rahat bir galibiyetle dönüyor diyebiliriz. İlk yarıyı nefes nefese tamamladılar. Başakşehir öndeydi. İlk yarıda toplu oynamada. İkinci yarıda da öndü ama Fenerbahçe esti yani. Gerçekten esti ikinci yarıda. Özellikle Mehmet Topal 2 gol attı. 2 gol atma başarısı gösterdi. Bakalım Galatasaray'a yenmiş ya. Ah. Galatasaray yenmiş. Biz 9 kere beraber kalmışız lan. Çüş oğlum. Şimdi kimle maç? Balıkesir. Bu maçı direkt şey olarak geçelim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e rakip olduk. Ama şimdi Balıkesir'e bir yenilirsem veya puan kaybedersem ne olur? Bir düşünün bakalım ne olur. Ana bacı söverim. 1-0 be. Oh yendik. Galatasaray denmiş ama olsun. Biz sonuçta oynamadan yendik. Oh çok rahatladım ha. Sövmek için hazırlamıştım kendimi. Real Madrid'i konuk edeceğiz arkadaşlar diğer bir bölümde. O bölümde görüşene dek hoşça kalın diyorum size. Şöyle biz bir daha takım bilgisine bakalım arkadaşlar. Nasıldı? Katılımdan müsabaka. Spor Toto Süper Lig. Gol sıralaması. Emenike 14 golle açık ara fark ve lider. Diego Ribas onu en yakın takip eden Fenerbahçe futbolcu. 6 golü var. Ziraat Türkiye Kupası. Elendik zaten. Bunu pek fazla takmıyorum ama burada da Diego Ribas lider. Tabi Bilal ve Ömer geçebilecek isimler onu. Şala ile birlikte. Şampiyonlar Ligi işte en önemlilerinden bir tanesi. Gol sıralamasında oha kaçıncılığa düştük lan. 3'e düşmüşüz. Bir golden bir şey olmaz. Emenike Şampiyonlar Ligi'nde gol bulması lazım. Gol kralı olması için. Asist sıralamasına bakalım. Hakan Çalhanoğlu 2 asistle bayağı gerilemiş. 5. sırada solla birlikte. Toni Kroos lider olmuş. Ziraat Türkiye Kupası'nın da asistlerine bakalım. Orada da Emenike'ydi en son değilmiş. Emenike'nin de asisti yok. Vebo, Diego ve Emre Belezoğlu orada dereceye girmiş. Asist sıralamasına bakalım ligde. Emenike yine asist kralı 12 golle. Ligin en etkili ismi Emenike. Muhtemelen Spor Toto Süper Lig'in oyuncusu olacak Emenike. Sow 4 asistten zaten ikisini son 3 maçta yaptı. Bu bölümde yaptı değil mi? Arz kalsın maça gidiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyoruz diğer videolarımız için. Konuşamadım. Diğer videolarımız için.